Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugün Sarp'la birlikte şu elimizde gördüğünüz küçük cihazla ilgili size bilgi vereceğiz. Şöyle kutuyu yaklaştırayım hemen. Bu Transcent'in ürettiği ve bu yıl gittiğimiz Tayvan'daki fuar sırasında incelememiz için bize verilen bir ürün. Özellikle iOS cihazları için üretilmiş bir ürün. Ama buna geçmeden önce bir iki küçük şey bilgilendirme yapalım değil mi Sarp? Birincisi videoyu Note 7 ile çekiyoruz. Samsung evet. Note 7 ile çekiyoruz. Şu anda çok aydınlık bir yerde değiliz. Odadayız. Tüm camlar falan kapalı ve aydınlatmalarımız da şey yapmıyor. Ne derler? Çalışmıyor. Evet, herhangi bir destek vermiyor. Masanın üstünde bir tane pastamız var. Nedir bu pasta? Videoyu çeken arkadaşımız Minik Mert'in doğum günü. Minnoş Mert'imiz büyüdü. Biraz önce onu kutladık. Bu da onun pastası. Bu da Mert'in kendi doğum günü için bana aldığı hediyesi. Sağ olsun. Her doğum gününde bana bir hediye alır. Kıskançlıktan çatır çatır çatladığımız. Böyle bir Star Wars, bilmiyorum ne derece görünüyor şeyde, Star Wars bardağı almış. Koçum yiğidim bana, sağ olsun. Ürünümüz de burada. Aynen abi. Neyimiz var elimizde? Bir tane iPhone 6 var. Bu 6 mı 6S mi? 6S'imiz var işte. Yani jenerasyon olarak 6. jenerasyon. Bir de iPad'imiz. Bir de iPad Pro'muz var elimizde. iPad Pro'muz var, standart boyda. Şimdi şey yapayım mı Sarp? Açayım mı şunu? Lütfen abi. Ben biraz kurcaladım zaten. Sen kurcaladın. Nedir bu cihaz? Sen bana bu cihazı anlatsana. Şimdi bizim Apple cihazlarda herhangi bir şekilde dışarıdan USB bellek vesaire takmamız bir derttir ya. Ama bunu alternatif olabilecek bir ürün. Bir tarafı USB 3.1 gücünde, yani 3.1 bağlantı hızında. Öbür tarafı ise Lightning girişinde olan bir cihaz. Okay. Bu cihaz doğrudan doğruya tablete veya telefona bağladığımızda kendi uygulamasını kurmamızı istiyor bizden. İnternete, App Store'a bağlanıp uygulamayı indiriyoruz. O uygulamayı indirdikten sonra da çatır çatır kullanmaya başlıyoruz. Okey. Burada lafı ben devralayayım. Tabii lütfen. Süre. Şimdi bana çok fazla e-mail ve telefon geliyor. Anladığım kadarıyla özellikle de bayan izleyicilerimizden geliyor bu şeyler, talepler. İşte iPad'imde ya da iPhone'umda nasıl müzik dinleyeceğim, ne yapmam lazım filan diye soruyorlar. Tabii iPad'de de iPhone'da da bir USB soketi olmadığı için bizim Android cihazlarda yaptığımız gibi hani filmi ya da torrentten indir ya da işte MP3'e convert et bir şekilde at cihazı seyret diyemiyoruz. Aynen öyle. Ve açıkça söylemek gerekirse yani hiç konudan hiçbir şey bilmeyen bir insana işte iTunes'da şöyle yap böyle yap bilmem ne filan filan diye e-mail ile ya da telefonla anlatmak da pek şey değil. Kolay değil. O yüzden en kolay yöntemi bunun, yine çok kolay olması bile en kolay yöntemi bunun gibi Lightning girişi olan bir tane bellek modülü almak. Ve bu bellek modülünün içine koyduğumuz her şeyi uygulamasında da iOS cihazımıza, tabletimize ya da cep telefonumuza yükledikten sonra onun üzerinden şey yapmak, çalıştırıyor olmak, öyle değil mi? Evet, çünkü gerçekten Transcend çok kolay arayüzü olan, çok rahat işlerin yapılabileceği bir sistem ortaya koymuş. Şu anda elinde tuttuğun alette mesela abi benim iCloud backup'ım duruyor. Bütün backup'ı aldım. Bütün backup'ımı tamam. Onun için aldım. İçine de bir adet örnek video koyduk. Hani tamam. Bu iş nasıl yapılıyor bu diye. Bu Jetwave Go 500G. Hı hı. 32 GB'lık bir şey cihaz. Aynen öyle. Ve saniyede 130 MB'a varan bir yazma hızına sahip cihaz. Evet, bu attığımız videoda test ettik zaten. Ön belleği hiç almıyor. Sıfır ön bellek. Ama alette videoda herhangi bir yere atladığımızda o kadar hızlı bir şekilde oraya geçti ki yine gösteririz zaten arkadaşlar. Şimdi sen bu iPad Pro'ya Transcend'in Jetwave Go 500 için hazırladığı application'ı kurdun zaten. Aynen. Yani bu şey iPad Pro şu anda hemen tak çalıştığı modunda. Bunu çalıştırıp takıp çalıştırabiliyoruz. Kesinlikle. Değil mi? Bunun içinde senin backup'ından başka hiç multimedya dosyamız var mı? Var. Ne var? Video var. Bir adet film video. Film müzik var mı? Müzik atmadık. Okey, her neyse. Ama müzik zaten film olan şeyde aynı de aynı şekilde çalışıyor. Şey yapalım mı? Kamerayı bir bunu Lightning kablosundan takıp o içindeki filmi şey değil değil mi? Sakıncalı bir film değil değil mi? Okey tamam. Yani hani bir aile faciasına şey yapmayalım. Neden olmayalım. Ben şunu da şöyle taktığımız anda doğrudan doğruya uygulamayı açmak istiyor zaten. Cihaz tanıyor şeyi. Aynen. Uygulamayı açmak istediğini söylüyor. Ben şöyle tepeden. İzin ver diyeceğiz. İzin vere basıyorum.
Dikine... Bu Transcend'in şeyinin ne derler application'ın arayüzü. Diklemesine şey yapmışlar. Çünkü sonuç olarak iPad'ler, iPhone'larda da diklemesine bir ekran olacağı için. Tabii daha çok iPhone'lar için düşünülmüş bir çözüm zaten. Ama hani çekimde daha rahat gözükür, daha büyük gözükür diye iPad uygun oldu. Kamera rulosu benim bütün kamera rulomu kaydediyor. Depolamam içeride depolamada neler olduğunu. İşte buraya örnek bir klasör açtım ben. Hani artıya basarak az önceki şeyde geri geldiğimde şuraya girdiğimde artı çıkıyor ya. Yeni bir klasör buradan açıyorsun. Yeni bir klasör açıyorsunuz. Böylelikle her şeyi içinde rahat rahat depolamak mümkün. Tamam. Tersten kontrolü biraz zor oluyor. Ters ama çeviriyor cihazı. Aslında şey çok rahat. Şöyle yapalım. Ben tutayım senin iki elin boşa çıksın. Tamam. Yedekleme sekmesi burada önemli. Mesela ben fotoğraf, video, iletişim, iCloud fotoğrafları her şeyin backup'ını aldım buraya. Okey. Şimdi bu senin anlattığın şey aslında iOS ekosistemini biraz daha iyi kullanan, neyin ne olduğunu bilen insanlar için bir şey ifade ediyor. Backup'ı aldım derken. Aynı zamanda telefon değiştirmek vesaire yapmak isteyen insanlar için de geçerli yani bu. Yani mesela eski iPhone'dan yeni iPhone'a transfer edeceği zaman birçok insan şeyi soruyor ya bize forumlarda falan. Bilgilerimi nasıl yeni telefona şey yapabilirim, aynen, transfer bunları edebilirim. Aslında böyle bir modül alsalar, Transcend'in gibi, Lightning gibi şey olan bir modül alsalar, backuplasalar ve bunu götürüp yeni cihazlarına olduğu gibi aktarabilirler. Öyle aynen öyle. Backup'tan tekrar cihaza aktarabiliyorlar. Tamam. Kamera rulosu olan yerde ise yine şeyler, çekilen fotoğraflar, videolar var. Bu benim daha önce otelde çektiğim bir video diyeceğim, çok şimdi şey olacak. Ben hani muzun eşviyat var mı diye sormuştum ama. G2A için hazırladığımız bir video vardı. Polonya'daki otelde çektiğim. Polonya'daki otelde. Bak öyle söyleyince de hala çok sakat oluyor. Süper. G2A videosunun ham hali. Okay. Gördüğün üzere abi hiçbir bu şey. Bu video zaten bizim kanalda var. Yani bunun montajlanmış hali. Bunun montajlanmış hali var. Farkındaysanız hızlı hızlı taşıdığım yerlerde hiçbir sıkıntı olmadan çok hızlı okuyor. Anında hızlı bir şekilde okuduğundan dolayı bunları algılayabiliyor. İşte çektiğim fotoğraflar vesaireler bunun içerisinde. Burada müzik olsa onu da çalabiliyoruz. Müziği de çalabiliyoruz şey olarak ama şu an müziğimiz yok. JetDrive Go'ya girdiğimizde ne var ne yok diye şöyle bir bakıyorum. Bu işte videoyu benim ham haliyle attığım versiyonu bu arada. Şu bir Top Gear. Top Gear'sı bölümü incelemişsin. Bölümü. Abi tahmin et bunu kimden aldık? Tabii ki bunu Volkan'dan aldık tabii ki. Top Gear'ın bir bölümünü. Bu içine doğrudan doğruya USB'den bağladığımız ve içine tut bırak şeklinde attığımız. Aynen öyle. Ve ardından rahat rahat. Şimdi biz prosesi burada iPad'li biraz ortasından anlatmaya başladık. Daha kolay anlatılabilsin diye. Elimizde bir tane de iPhone 6s var. İstiyorsan şey yapalım. Bu Transcend'in JetDrive Go 500G'sini bu iPhone 6s'e takıp burada da şey yapalım. Hem application'ı kuralım. Aynen öyle. Ama onu uçak modundan çıkarmamız lazım. Çünkü uygulamaya şeyden bağlanıyor. Okey, ben bunun bir şeyini açayım. Şifresini açayım. Hop, ben de bunu durdurayım. Ana menüye döneyim. Okey, tamam. Ve cihazı söküyorum buradan. Okey, tamam. Cihaz bu arada tasarım olarak çok rahat. İçinden iki tane kapak çıkıyor. Kapaklardan bir tanesi iç yapısı tam net gözükmeyecektir. Çünkü yarı saydam bir malzemeden yapılma. Lightning girişini tam tutacak. Bu tam şey. Görünüyor mu vay anasını? Note 7'ye saygılarımız da şöyle burada. Şöyle bunu tutayım. Bunlar kirlenmesin ve işte bu girişler zarar görmesin. Aynen. Çantada filan diye. Bir de şöyle küçük bir aparat var. Bunu o cihaza takıp hani anahtarlarınızı bir yerinize takmak istersiniz. Hatta havamız olsun. Şöyle şunu şuradan geçireyim ben. Aynen öyle. Bunu bu şekilde bağladık arkadaşlar. Ardından kapaklarını da takalım. Bu şekilde taşınabilen bir bellek haline geliyor bu cihaz. Gayet rahat bir şekilde taşınabilir. Kapakların kaybolma ihtimali var ama sonuçta birçok USB bellekte olduğu gibi benzer sıkıntıyı çekebiliyoruz. Temiz güzel bir kutuda geliyor. Az önce iPad'de gördüğünüz üzere. Şimdi şeyimiz telefonumuzun. Getiriyorum telefonu bir saniye. Tamam. Ben o esnada olmadı şöyle bir şey yapayım. Uygulamayı buradan uçurayım.
ardından uçak modundan çıkarayım. İstersek tablette de göstereyim. Tamam. Yok burada telefon. Tamam. Mesela onu uçak modundan al lütfen. Uçak modundan çıkar yani şu an uçak modunda. Tamam. Şey yapalım mı? Nasıl bir aydınlıkta arkaya mı gideceksin Mert? Tamam. Şöyle geçecek. İstiyorsan ben tutayım onu sen şey yap. Tamam şöyle. Yıldır ayarlayan telefonu. Evet. Ana ekranı iPhone'un. Buraya cihazı bağlıyoruz. Bağladığında uygulamanın yüklü olmadığını söylüyor ve App Store'a bağlanmamızı öneriyor. App okay. Store'a bağlanıyoruz. Burada manuel yapılacak zaten çok fazla bir şey yok. Kendi uygulamasını otomatik hı-hı olarak buluyor. Aynen. Şunu yok, onu şöyle yapacağız. Okay, tamam. İndir diyorsun. İndir, yükle diyoruz. Tabii Yıldırım'ın telefonu biraz şey olduğu için. Şifre soruyor tabii. Ben buraya bir şey yapayım, yazayım. iCloud şifresi. Gösteriyor musun şifreyi de? Göstermiyor musun? Yani ben bu arada buradan da uygulamayı kaldırdığım için burada da büyük ekranda da gösterebiliriz istersek. Daha rahat olur diye düşünüyorsan. Ha öyle mi? Evet o daha rahat. O çünkü şey o ekran küçük kalıyor birazcık. Doğrudan sökelim abi. Tamam. Aynı işlemi burada gösterelim. Sildin mi oradan uygulamayı? Uygulamayı önce sildim. Okey benimle tutmamı ister misin şöyle? Tamam kendi uygulama çözüm yüklü değil dedi. App Store'a girdik. Biraz önce yaptığımız gibi. Aynen şeyden, indirmeye basıyoruz. iPhone'dan. Hızlıca uygulamayı indiriyor. Bu kadar. Okey. Bu kadar. Sonra aç dediğinde zaten biraz önce gördüğümüz arayüzü açıyor. Arayüzü gidiyor. Yani teknolojiye çok hakim olmayan birisinin bile çok rahat kullanabileceği bir şey. Hatta şöyle söylemek gerekirse işin esprisiyle ne demek doğru bilmiyorum ama en zor kısmı şu kutuyu şuradan çıkarmak. Tabii. Bile diyebiliriz. 32 GB da fena bir boy değil yani şey değil alan değil kullanılma açısından çünkü insanların çoğunun 16 GB'lık şeyler kullandığını iPhone'lar kullandığını düşünürsek kesinlikle bu şey yapacaktı hani taşırken backup alıp yeni bir cihaza taşırken de işte böyle film seyretmek bilmem ne yapmak yazlığa giderken 4-5 tane film koyayım çünkü 32 GB'ın içine nereden baksan en kötü ihtimalle 10 tane falan film sığdırabiliyor olmalısınız. Tabii düşük çözünürlükte sığar, rahat rahat hı sığar, daha da fazla. Çok daha fazla sığar. Yani 800 MB olduğunu varsaysak çok çok daha fazla sığar ama fotoğrafla şunu da bununla falan şey. Tabii bir de şunu da duyuyoruz ya özellikle yine kadınlardan işte çektiği fotoğrafları silmeye kıyamıyor. Hı hı. Ama cihazda durduğu zaman cihazını yavaşlattığını doldurduğunun da farkında. Şimdi ne yapacak o zaman? Uzunca süre kullanmadıklarını yedekleyecek. Bu panelden yedekleyecek. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey, bunun için yedekledikten sonra buradan da bilgisayarı almak of mümkünmüş Sarp, yedeği. Yedeği bilgisayara almak yok, bunu iCloud için kendi özel bir yedeği şeyi okay, tamam tutuyor. Tamam, o, öyle bir şey ama o bile iyi yani hani yedekleme şeyin içinde, Transcend'in içinde tutuyor olması bile çünkü çok iyi. Çünkü o konuda şöyle bir şey söyleyeceğim, bu aynı zamanda arkadaşlar güvenlikli bir çözüm. Yani buluta güvenmiyorsanız, etmiyorsanız. Şöyle gösterebileceğim şekilde isterseniz şifre koruması da koyabiliyorsunuz. Yani bu USB'yi şifreyle açılabilir. Yani açılabilir. Bir başkasının eline geçti evde birisi ya da işte otelde unuttun, otobüste düşürdün bilmem ne oldu filan gibi şeylerdi. Hı hı. Şifresi olmayan birisinin senin fotoğraflarını, videolarına erişmesini engelleyebiliyorsun. Aynen öyle. Böylelikle koruma haline de alabiliyorsunuz. O yüzden yani bu birazcık aslında buluta güvenmeyen, hani buluta emanet etmek istemeyen ya da oraya para vermek istemeyen. Çünkü sürekli internete bağlı olmanız lazım. Yani evet bütün iCloud bilginizi internette de saklayabilirsiniz. Öyle bir imkan var Apple'da. Ama her bir fotoğrafa bastığınızda fotoğrafı indirmeniz gerekecek. Onlardan çok büyük bir şekilde insanları kurtarıyor diyebilirim. Ben çok başarılı buldum bu arada. Cihazı söylediğim gibi bizi ben Tayvan'da Computex Fuarı'ndayken vermişim Transcend'çiler. Üzerinden epey bir zaman geçti. 1,5-2 ay falan geçti. Hı hı. Niye videoyu yayınlamadık hani bu kadar süre içinde? Cihazın Türkiye'de satışa çıkmasını bekledik. Hı. Ve geçen hafta bana Tayvan'daki arkadaşlar Türkiye'deki birçok markette, teknoloji markette slotlarının açıldığını söylediler. Cihazın kutusu bu arkadaşlar. Buna benzer başka şeyler de var Türkiye'de, ürünler de var. Yani markası Transcend olmasa bile başka markaların da yine sadece iPad ve iPhone için yani iOS ekosistemi için bu anlamda bunu parmak bellek diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz tabii ki. iOS için özel üretilmiş parmak bellekleri var piyasada. İşte bir şey sorununuz varsa cep telefonunuzun dolması, cep telefonunuzdaki verilerin yeni telefona aktarılması, tabletteki fotoğrafların, videoların hemen cepte başka bir cep telefonuna aktarılması bilmem ne filan gibi sorunlarınız varsa ya da film seyretmek istiyorsunuz, seyredemiyorsunuz, dizileri indirip
tabletli seri demediğinizden, bilgisayarda bilgisayarda indirdiğiniz dizili bir iş yerinde evdeki tabletli seri demediğinizden falan yakınıyorsunuz. Hı hı. Bu böyle bir anlık çözüm olarak işinizi şey yapar, kolaylıkla görür. 32 GB da şey değil, yaban altılı fena bir storage alanı değil. Ben bence. Bu arada şeyi de söyleyeyim, hani cihaz içerisinde olan veriyi doğrudan doğruya aktarma şansı da var. Mesela ben Polonya'ya gittiğimde oradaki videoyu hatırlarsan abi tümüyle iPhone'la çekmiş. Ve yolda iPad'i kullanarak montajlamasını yapmıştım. Aynen öyle. Orada iMovie'den kurgusunu hazırlamıştım. AirDrop'la videoları atmak uzun sürüyor. Çünkü videonun şeyi büyük. Videonun boyutu çok büyük. Ve AirDrop her zaman için güvenilir bir şey değil. O şekilde profesyonel anlamda bu cihazları kullanacak insanlar için de yine tercih sebebi olabilecek bir cihaz diyerek videoyu kapatalım. Evet. Güzel bir alet arkadaşlar. Hoş bir alet. Peki piyasa fiyatına dair bir bilgimiz var mı? Piyasa fiyatını açıkça söylemek gerekirse bilmiyorum. Çünkü biz yazıştığımız zaman Tayvan'daki arkadaşlar da şey değildi. Henüz açılmış değildi. Hmm. Ama bana orada söyledikleri rakam ne olduğunu bilmiyorum ama 100 lira civarında ya da 100, yani 100-150 lira arasında bir rakam söylemişlerdi Türkiye'deki şeyin fiyatı. Eğer o rakamı tutturabildilerse satış anlamında ya da işte bir iki gün içinde görürüz. Tutturabileceklerse eğer gayet uygun ve mantıklı bir cihaz. Aynen. Kullanım alanı düşünüldüğünde bence de mantıklı. Ve arkadaşlar teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Videoya yorumlarınızı bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Mert'e tekrar mutlu yıllar. Görüşürüz. Hoşçakalın.